piyano çalıp hoşlarına giden besteler yapamazlar. Darwinizm, eski Mısırlıların güneş tanrısı Ra'ya, Afrikalı bazı kabilelerin totemlere, Sebe halkınınsa güneşe tapması kadar ya da Hz. İbrahim'in kavminin elleriyle yaptıkları putları, Hz. Musa'nın kavminin altından yaptıkları buzağı ilah edinmeleri kadar vahim, hatta daha da akıl almaz bir körlüktür. Bu durum, Allah'ın Kur'an'da da işaret ettiği bir akılsızlıktır. Allah, bazı insanların anlayışlarının kapanacağını ve gerçekleri görmekten aciz duruma düşeceklerini birçok ayetinde bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan seni dinleyenler vardır. Oysa biz, onu kavrayıp anlamalarına bir engel olarak kalpleri üzerine kat kat örtüler ve kulaklarında bir ağırlık kıldık. Onlar hangi apaçık belgeyi görseler yine ona inanmazlar. Sonuç: tesadüfler ilah olamaz. Bir insan bir tablo gördüğünde bu tabloyu yapan bilinçli, yetenekli, tecrübeli ve bilgili bir ressam olduğunu bilir. Ressamı görmese bile varlığından asla şüphe duymaz. Hiç kimse bu tablonun boyaların tesadüfen tuval üzerine dökülmesi sonucunda oluştuğunu iddia etmez. Bu tabloları beğenen kişi ise övgü ve takdirlerini bu tablolara değil, bunların mimarına, ressamına iletir. Çevremizde gördüğümüz tüm güzelliklerse onların yaratıcısı olan Allah'a aittir. Övgüye ve şükre layık olansa sadece Rabbimiz olan, her yarattığını benzersiz yaratan Allah'tır. Günümüzde bilimsellik kılıfı altında son derece uydurma ve gerçek dışı olan evrim iddialarına inanan ve bunları savunmaya hayatlarını adayanlar, gerçekler tam anlamıyla açığa çıktığında küçük duruma düşeceklerdir. Nitekim uzun yıllar evrimi ve ateizmi savunmuş, ancak daha sonra bu yanılgısını fark ederek inançlı bir insan haline gelmiş Amerikalı yazar Malcolm Muggeridge şunları söylemektedir: ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır. Bu gelecek uzakta değildir. Aksine çok yakın bir gelecekte insanlar tesadüflerin ilah olamayacağının farkına varacaklar ve evrim teorisi dünya tarihinin en büyük aldatmacası ve en şiddetli büyüsü olarak tanımlanacaktır. Çünkü yaratılış gerçeği apaçık ortadadır. Kur'an'da belirtildiği gibi sahip olduğu her şeyi insana veren ve içinde yaşadığı tüm evreni yaratan üstün güç sahibi Allah'tır. O halde insana düşen de kendisinin ve her şeyin yaratıcısı olan Allah'ı bilip tanımak ve ona şükredici olmaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu, sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse, haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki, nasıl hala çevriliyorsunuz?
Faşizm 20. yüzyılda doğmuş ve yayılmış bir ideoloji olarak bilinir. Oysa gerçekte savaşı ve vahşeti yücelten bu ideolojinin kökeni antik çağlara, Sparta'ya kadar uzanmaktadır. Faşizmin zihinleri bir kanser gibi sarması ise 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından oldu. Askeri yenilgiler ve ardından gelen anlaşmalarla ekonomik ve sosyal çöküntüler yaşayan ülkelerde faşizm, ulusal onuru kurtarma misyonuyla hızla yükselişe geçti. Japonya, İspanya, İtalya ve Almanya savaştan en ağır mağlubiyetleri alan ülkeler olarak faşist ideolojinin en çabuk tırmandığı coğrafyalar haline geldiler. Japonya'da İmparator Hirohito, İtalya'da Benito Mussolini, İspanya'da General Franco. Almanya'da ise Adolf Hitler. Savaşın meydana getirdiği sosyal travmaları kullanıp ülkelerini faşizmin bataklığının ortasına ittiler. Bu ülkelerin halkları faşizm yüzünden çok büyük acılar çektiler ve korkunç vahşetlere maruz kaldılar. Kavganın, kaba kuvvetin, saldırganlığın, kan dökücülüğün, şiddetin hakim olduğu bu rejimlerde başta bulunan faşist diktatör ve yönetici kadrolar, kurdukları milis birlikler ve gizli polis örgütleriyle toplum üzerinde terör estirdiler. Üstelik faşist ideolojiyi eğitimden kültüre, dini kurumlardan sanata, devlet yapısından askeri sisteme, polis teşkilatlarından insanların özel yaşamına dek hemen her alana zorla empoze ettiler. Faşizmin neden olduğu 2. Dünya Savaşı ise insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri oldu ve ardında 55 milyon ölü bıraktı. Bu filmde faşizmin bilinen öyküsünün yanı sıra yeterince vurgulanmayan iki önemli yönünü inceleyeceğiz. Bunlardan ilki faşist ideolojinin kökeninin eski putperest kültüre dayanmasıdır. Faşizm, birlikte göreceğimiz gibi aslında ilahi dinlerin ahlaki değerlerinin yerine putperestliğin barbarlığını yerleştirmek isteyen bir ideolojidir. Eski Yunan devleti Sparta'dan İslamiyet öncesi Araplara kadar uzanan putperest vahşet faşizmle birlikte dirilmiştir. Faşizmin bir diğer önemli yönü ise 19. yüzyıldan bu yana dünya üzerindeki çatışmacı ideolojilerin dayanak noktasını oluşturan Darwin'in evrim teorisiyle olan bağıdır. Gerçekte bilim dışı bir dogma olan Darwinizm, insan gelişmiş bir hayvandır. Bazı ırklar evrim sürecinde geri kalmıştır. Doğada kıyasıya bir mücadele vardır. Bu mücadelede güçlü olan kazanır, zayıf olan elenir gibi sapkın iddiaları bilimsel bir gerçek gibi göstermiş ve bu yolla faşizmin temelini oluşturmuştur. Darwinizmin temel öğretilerinden biri olan güçsüz olanın yok edilmesi faşizmin de özüdür. Bu gerçek 2007 yapımı 300 Spartalı filminde de temel konu olarak işlenmiştir. Öyle ki Sparta kralı ve 300 askerine ihanet eden yine bir Sparta vatandaşıdır. Ama doğuştan engellidir ve ailesinin kendisini öldürmemesi sebebiyle bedensel özürlü olarak büyümüştür. Evet, Sparta faşizmin temelinin atıldığı bir site devletti ve engelli doğan çocuklar annelerinin kucağından alınıp katlediliyorlardı. Şimdi çağımızın en büyük vahşetlerinden birini gerçekleştiren ve adına faşizm denen kanlı ideolojinin gizli hikayesini birlikte keşfedelim. ...1918 yılında Münih alttan alta kaynamaktaydı. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılan Almanya, toplumsal bir buhranın pençesindeydi. Ekonomi çökmüştü. Ulusal Alman kimliği de onunla birlikte sarsılmıştı. Askerler, politikacılar, iş adamları, işçiler, hemen hemen tüm toplumsal kesimler büyük bir sosyal patlamanın eşiğine gelmişlerdi. Ülkede tam bir kargaşa ortamı hakimdi. Yaşanan kaynamanın patlamaya dönüşmesi uzun sürmedi. Musevi asıllı bir gazeteci olan Kurt Eisner ve sosyal demokrat takipçileri
Kraliyet ordusunun da desteğiyle kansız bir darbe gerçekleştirdi. Kral 3. Ludwig ailesiyle birlikte sürgüne gönderildi. Eisner yeni kurulan hükümette başbakan oldu. Ancak kan dökülmeden yapılan bu darbenin Almanya'ya istikrar getireceğini düşünenler çok yanılmışlardı. Thule Derneği adlı gizli bir örgüt yeni hükümetin ilk düşmanı oldu. Adını Hristiyanlık öncesindeki putperest Alman efsanelerinde geçen Nordik krallığından alan ve koyu bir ırkçılığı savunan örgüt 1918 yılında Rudolf von Sebottendorf tarafından kurulmuştu. Sebottendorf, Thule Derneği'ni oluştururken kafasındaki ırkçı fikirler kendilerini mistisizme kaptırmış üç ideolog tarafından şekillendirilmişti. Madame Blavatsky, Guido von Litz ve Adolf Lanz. Madame Blavatsky, Almanların da atası olduğuna inandığı Aryan ırkının sözde üstün ırk olduğuna dair bir teori geliştirmişti. Bu teoriye göre eski Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından binlerce yıl öncesinde dünyaya hükmeden bir medeniyet vardı. Atlantis. Blavatsky bu kavmin çok soylu ve saf bir ırka mensup olduğunu ancak volkanik bir felaketle yeryüzünden silindiğini düşünüyordu. Felaketten kurtulanlar dünya üzerine dağılmış, bunun sonucunda da Aryanlar başka ırklarla karışmıştı. Blavatsky, mistik hezeyanlarına delil bulabilmek için Tibet'e kadar giderek Budist rahipler üzerinde incelemeler yaptı. Gizli Doktrin isimli kitabının kapağında kullandığı bir sembol dikkat çekiyordu. Bu bir gamalı haçtı. Guido von Litz de Blavatsky gibi düşünüyordu. Ona göre Alman ırkı aslında Madame Blavatsky'nin ortaya attığı sözde Ari ırkın temsilcileriydi. İlginç bir iddiada daha bulundu. Tarih boyunca Aryan ırkının kültürünü ve özelliklerini korumaya çalışan gizli örgütler vardı. Bunlar bazı masonlar, tapınak şövalyeleri ve gülhaç örgütüydü. 1912'de Cermen Tarikatı adında masonluğun yapılanmasına benzer gizli bir örgüt kurdu. 1919'da Litz öldü ama sapkın fikirlerini hararetle devam ettirecek bir hayranı vardı. Cermen tarikatının üstadı Adolf Lanz. Lanz 1899'da Yeni Tapınakçılar adlı bir tarikat kurmuş ve kendisini büyük üstad ilan etmişti. Lanz 1905 yılında ırkçı fikirlerini yayabileceği Antisemitik Ostara dergisini yayınlamaya başladı. Bir makalesinde üstün ırkın temsilcilerinin diğer insanlardan farklı oturduklarını, hatta değişik bir ayak yapısına sahip olduğunu dahi iddia etmişti. Lanz'ın batıl görüşlerine göre sarıyla siyah arasında sözde bir yaşam mücadelesi vardı ve bu mücadeleyi her ne pahasına olursa olsun sarı kazanacaktı. Derginin ilk sayısından itibaren takipçileri ve aşıladığı tehlikeli ideolojinin savunucuları arasında sonradan Thule Derneği'ni kuracak olan Sebottendorf da vardı. Sebottendorf'un düşünceleri Lanz'ın ırkçılığıyla birleşince mistisizm, ırkçılık, eski putperest kültürlere hayranlık ve kapalı bir hiyerarşik örgütlenme ortaya çıktı. Bu aslında Nazizmin de doğuşuydu. Thule Derneği'nin ideolojisi, Hristiyanlık öncesi putperest Alman kültürünün yeniden oluşturulması üzerine kurulmuştu. Bu ideolojinin içinde Ari olmayan ırkların yok edilmesi ise ayrı bir öneme sahipti. Bunların başında Zenciler, Çingeneler ve Yahudiler vardı. Thule Derneği'nin yayınlarından birinde yer alan şu satırlar bunun bir göstergesiydi. Yahudileri tutuklayın. Böylece ülkemize barış gelecektir. İşte ebedi düşman kabul ettiği Yahudilerden biri olan Kurt Eisner'in başbakanlığı, Thule lideri Sebottendorf için bu nedenle kabul edilemezdi. Bunu bir yazısında açıkça dile getirmişti. Dün inandığımız ve önem verdiğimiz her şeyin yıkılmasına şahit olduk.
kan bağımız olan prensler yerine ölümcül düşmanımız hüküm sürüyor. Yahudiler. Bu kargaşadan nelerin doğacağını bilemiyoruz. Elimde demir çekici tuttuğum sürece Tule'yi savaşa yönlendireceğim. Bizim disiplinimiz Cermanik disiplindir ve Cermanik demek soyluluk demektir. İlahımız Valfater'dir. Amblemi Aryan'dır. Yani ilk ateş, güneş, kartal. Bugünden itibaren kartal bizim sembolümüz olacaktır. Bize hatırlatacaktır ki yaşayabilmek için ölmemiz gerekebilir. Sebottendorf'un bu sapkın fikirleri çok geçmeden etkisini gösterdi. Tule milisleri silahlandılar ve yönetime karşı ayaklandılar. Ancak Eisner'i iktidardan indirme girişimleri başarısız oldu. Sokak çatışmaları başladı. Her köşe başı, her sokak aralığı küçük çaplı bir savaşa sahne oluyordu. Bu durum aslında Tule liderleri için çok yakında yaşanacakların bir provası niteliğindeydi. Tule Derneği'nin üyelerinin büyük bir bölümü 1920 yılında kurulan Nazi Partisi'ne katıldılar. Partinin kurucusu aslında ordunun casusu olarak toplantıları izlemekle görevli bir isimdi. Dünya tarihi bu isimle yıllar sonra çok acı ve kanlı bir şekilde tanışacaktı. Yani Adolf Hitler'le. Ben, als unsere Partei gerade sieben Mann hoch war. Ama bir sorun vardı. Casus Hitler, ziyaretçi olarak katılmaya başladığı Tule oturumlarında duyduklarından çok etkilenmişti. Putperest mitoloji ve üstün ırk teorisi Hitler'i bir anda etkisi altına almış ve onun dünya görüşünü oluşturmuştu. Bu görüş, Hitler'i yeni bir teşkilatlanmaya doğru yöneltti. Tule Derneği'nin bir kolundan Nazi Partisi'ni kurdu. Derneğin önemli isimleri partinin kilit pozisyonlarına getirildiler. Rudolf Hess, Dietrich Eckart, Alfred Rosenberg ve Adolf Hitler. Tüm dünyayı saracak bir karanlık yavaş yavaş filizleniyordu. Nazi Partisi, putperest dinlerin batıl inançlarının yeniden hortlamasıyla kurulmuştu. İlerleyen yıllarda partinin mistik araştırmaları Hitler'in en yakın kurmaylarından Heinrich Himmler tarafından yönetilecekti. Öyle ki Himmler Tule Derneği'nin büyük üstadı olacaktı. Nazilerin ölüm mangaları SS'lerin de kurucusu olan Himmler tam anlamıyla bir hayal dünyası içinde yaşıyordu. Atlantis efsanesine öylesine inanmıştı ki 1939 yılında Alman araştırmacıları Tibet'e ve Peru'ya yolladı. Alman bilim adamları Atlantis'in izlerini bulmakla görevlendirilmişti. Almanlar gittikleri yerlerde yerel halkın kafatası hacmini, el ve ayak uzunluklarını, göz ve deri renklerini kaydettiler. Bu uygulama kısa bir süre içinde Nazilerin pençesine düşen tüm Avrupa ülkelerinde hayata geçirilecekti. Felaketin temelleri atılmıştı. Himmler, Nazi Partisi'nin iki numaralı adamı olarak putperest Alman kültürünü diriltme projesini bizzat yönetiyordu. Reenkarnasyonla yeniden dünyaya geldiğine ve önceki hayatında Kral 1. Heinrich olduğuna inanmıştı. 1. Heinrich, 1000 yıl önce Cermen kavimlerini doğunun tehdidinden koruyan efsanevi kraldı. Kralın mezarının bulunduğu Quedlinburg Katedrali, Naziler tarafından adeta kutsal mekan ilan edildi. Her yıl kralın doğum günü olarak kabul edilen tarihte garip ayinler düzenleniyordu. Himmler rüyasında kralın kendisine göründüğünü ve zorlu görevinde kendisine yol gösterdiğini iddia ediyordu. Ayin tam gece yarısı bitiriliyor ve Himmler kendini katedralin altındaki karanlık zindanlara kilitleyerek sözde eski ruhuyla bütünleşmeye çalışıyordu. Almanların ve dünyanın gidişatını değiştirebilecek bir güce kavuşan Nazi Partisi, işte böylesine
hastalıklı bir zihinle yönetiliyordu. Naziler güçlendikçe Hristiyanlık öncesi Aryan kültürüne dönüş çalışmaları da hız kazandı. Almanya'nın birçok yerinde putperest tapınma merkezleri kuruldu ve bu mekanlar subayların eğitim alanları haline getirildi. Eğitimlerin temelini Aryan ideolojisi ve mistisizm oluşturuyordu. Yayınımız devam ediyor. Bugün misafirimiz Muhammed Abu Bakır Sıddık Molla bizlerde. Bangladeş Cemaati İslami Avrupa temsilcisi Sıddık Beyefendi, Molla Beyefendi. Londra'da yaşıyor, aynı zamanda avukatlık yapıyor. Mısır ve Bangladeş'teki idam cezalarının kaldırılması için yaptığınız çalışmalardan haberdar olduğunu ve İslam adına yaptığınız hizmetlerin çok değerli olduğunu düşünüyor hocam. Geçen sene birkaç kez yayınınıza katıldı. Cemaat İslami üyelerinin gördüğü baskılar için sizden yardım talep etti. Bangladeş'teki insan hakları ihlalleri, şiddet uygulamaları ve hukuksuz yargılamaların durdurulması için çağrıda bulunmuştu. Bangladeş'te Müslümanların içinde bulunduğu zorlu durum ile ilgili kitap yazmanızı talep etmişti. Yazdığınız Bangladeş kitabı bitti, şu an matbaada. Adı ne ki? Adını öğrenelim. Haberim yok. Bangladeş'te demokrasi ve özgürlük yoluyla barış. Ya, kitabımdan bir haberin yok. The name of the book, Mr. Adanoklar writes, is Democracy and Freedom in Bangladesh. Thank you very much. And peace. Thank you very much. Through the democracy. Evet. Bir hafta sonra elimize geçer. In one week, he said, we will have it. İnşallah. Published. İnşallah. Nasılsınız? How are you? Yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizleri çok seviyoruz, çok değer veriyoruz. You honored us and we love you very much and you are very precious for us. I'm also very grateful that Haruni and your team has listened to us previously. Now you are again has given me platform to speak to you. Ben de çok teşekkür ederim size. Şükran borçluyuz bizi dinlediğiniz için ve bize bu imkanı verdiğiniz için. Beyefendi hangi ülkede kalıyor şu an? Londra'da. Eyvah, İngilizlerin öresinde falan bahsetsek şimdi hocayı kaybederler. O zaman başka konulara geçelim. İnşallah. Evet, bize biraz son durum hakkında bilgi verirseniz. Can you inform us about the last situation? The situation is getting worse, basically. Some of the top leaders of Jamaat have been arrested very recently. Some were getting bail from the court. But while they were about to be released from the prison, they were again arrested at the gate of the prison. Şu anda durum daha da kötüye gidiyor. Mahkemede yargılananlar tam bırakılmak üzereyken, tahliye edilmek üzereyken tekrar tutuklanmışlar. En üst düzey yöneticilerini, Cemaat İslami'nin tutukluyorlarmış. Mahkeme bırakıyor, sonra tekrar sarayın kapısında tekrar tutukluyorlar. Bir şekilde söyledi. Tam bu çok öfkelendirici bir şey. Deccaliyetin bir oyunu. That's a plot of Deccal. It makes us very angry. Thank you. Not only that, government has put the top opposition leader, the main opposition leader, Begum Khaldejia, into jail through a fake case. Sahte bir şeyle muhalefet liderini de hapse atmışlar. Bangladeş'te. Basically, government wants to hold the election, show election, putting the main opposition party, BNP and Jamaat, in trouble, or putting main leaders in the jail, and not by not giving enough political space before the election. Seçimler yapılacakmış Aralık ayında Bangladeş'te. Ama gösteri seçimleri diyor. Ondan önce de hiçbir güç bırakmamak için hem muhalefet lideri hem de Cemaat İslami liderlerini hapse atacaklar diyor, sokacaklar. Hmm. Peki bunlar kimden çekinir? Hangi ülkelerden etkilenirler? Who's gonna be have fear of this government? Which country, for example? Which country can put pressure on the Bangladesh government? Rusya'dan çekinirler mesela. India, Russia, for example. India and Russia
they have huge influence on Bangladesh, evet. Especially Russia and India, Rusya ve and even America as well. Rusya, Hindistan ve Amerika baskı kurabilir diyor, özellikle Rusya. O zaman Rusya'yı devreye sokalım. Then we will have Russia be instrumental in that. Hindistan'ı yönlendirmek zor. It's hard to direct India. The main problem is that domestically inside the country, though the majority of the people are against this injustice of the government, against the brutal oppression by the government, however, they cannot raise their voice. Yani asıl problem ülkede insanların çoğunluğu hükümetin baskısına, bu davranışlara karşı hoşlanmıyorlar, karşılar ama seslerini yükseltemiyorlar. They have been arresting the main and key opposition leaders and the activists, workers all over the country, and they have been killing and torturing, and they have been stopping the political parties to function or even sit in their office. Hükümet ana muhalefet liderlerini, muhalefetin önde gelenlerini, aktivistleri tutukluyorlarmış ve öldürüyorlarmış aynı zamanda. Bu şekilde bastırıyorlarmış muhalefeti. Hristiyan var mı orada? Are there any Christians? Yes, very few. Maybe 1% or less than 1%. Çok az, %1 kadar. Belki daha bile az. Mezhep durumu nasıl oldu? How is the situation with the sects? Shia, Sunni. Shia, Sunni. Yeah, I understand. Yeah. So Shia, maybe 1%. Belki %1 Shia'lar. Majority of them are Sunni. Büyük çoğunluk Sunni. Sunni. Hanefi Sunni mi yoksa Shia? Hanefi Sunni, yes. Hanefi Sunni. And there are some Salafis now, supported by Saudi. A few. Suudi tarafından desteklenen Selefiler de varmış. But mainly Hanafi, Maturidi, Aşari, Hanafi. Ama asıl Hanefiler, Maturidi. Peki Suudi Arabistan'ın gücü yeter mi onlara? Would Saudi Arabia help and have enough force? Yes, yeah, Saudi has influence on Bangladesh. But unfortunately, we have not been seen that Saudi government is putting pressure on Bangladesh government for democracy and the human rights to return. I don't know whether they are doing inside, but it is not apparent or it is not visible that Saudi government has asked Bangladesh government to stop this brutal oppression against the Islamists and or to return to the democracy. Evet, etkileri var Suudi Arabistan'ın ama görünürde herhangi bir girişimde bulunduklarına, etkilediklerine dair bir belirti yok. Burada en problemli, en baş belası şahıslar isim verebilir misiniz? Which are the people who are giving me most trouble? Can you give the names, name by name? Yes, the Prime Minister herself is the trouble, main troublemaking person. En başta Başbakan Hasini. Prime Minister Sheikh Hasina. Şeyh Hasini, başbakanları. O kadın. Başta, evet. She is the main troublemaker. Asıl. And then her some top ministers, MPs, her parties, student wing leaders, youth wing leaders, and even they are using a special force named RAB. They have formed a special force, taking some from the army, some from the police, but mainly from army, who actually arrest opposition leaders and they shoot them and kill them without any trial. Önde gelen bakanlar, parlamenterler, bu başbakana bağlı olanlar, özel bir kuvvetler kurmuşlar. Hem ordudan, bir kısmı da polisler olmak üzere. Onlar tutuklamalar ve öldürmeleri yapıyorlarmış, kanunsuz olarak. Yani bir derin devlet yapılanması mı var? It's like a shadow state, deep state. Yes, shadow state, but it is very clear that deep state is being supported by the prime minister, unelected prime minister of Bangladesh, Hasina. She's supporting them, and it is very obvious and clear. Evet, derin devlet gibi ama açıkça resmi hükümet tarafından, başbakan tarafından desteklenen. Ama başbakan seçimde gelmediğini söyledi. Nasıl? Atama şeklinde geldi, seçimle gelmedi diye anladım.
Yani o Hasana'nın gitmesi yeterli oluyor mu? Is it would be enough that Hasana goes? Yeah, the problem will be, I would say, 80% resolved if Hasana goes. Evet, %80 oranında problem hallolur giderse eğer Hasana. Hmm. Because she is not at all ready for the democratic space for the opposition, BNP and Jamaat. She doesn't accept any opposition. She wants to stay in power for lifelong. Hayatı boyunca iktidarda kalmak istiyor. Hiçbir şekilde muhalefeti kabul etmiyor. Peki bu kadının arkasındaki güç veya bunu böyle motive eden şey nedir? Who is the behind this prime minister? Power. What is main power? Who's supporting motivation. Her? Okay. She has got the main support from India. She was exiled in India for about 6 years, from 75 to 81. And after she has returned to Bangladesh in 1981 till today, India is the main country who have been supporting her financially, economically, and in many ways, diplomatically. While she was about to be declared unelected and regime, undemocratic regime by the international community, it is the India and I would say Russia as well who has have supported them to stay in the power. These are the two countries mainly. Evet, ana ülke Hindistan'mış. 5-6 sene boyunca Hindistan'a gitmiş. Kim? Hasana, başbakan. Döndüğünde başbakan olmuş ama seçimsiz başbakan diyor. Fakat uluslararası ülkeler, yani uluslararası medyada buna karşı bir hareket olduğu zaman seçimle gelmediğine dair Rusya ve Hindistan özellikle destekledi diyor. Ama ana destek Hindistan'danmış. Hmm. Hem ekonomik olarak her bakımdan diyor Hindistan destekliyor. O zaman Rusya'yla bir konuşalım. Bunu neden desteklediklerini bir anlayalım. We can talk with Russia and can understand why they do they support Hasana. Yes, it would be very good for the sake of democracy, for the sake of humanity, that if Russia joins to the board to bring back democracy, it would be great. Evet, çok iyi olur Rusya bu şekilde. Rusya katılırsa diyor bu demokrasinin geri dönmesi için komiteye çok iyi olur. Peki sizin Sünni Hanefi olmanızdan rahatsız olan Şii grupların böyle bir şeyi teşvik ediyor olma ihtimali var mı? Is there a possibility that the Shia groups supports this because you are being Sunni and Hanafi? Is there a possibility of that? Yani sebebini anlayamadık bunun. Anlamaya çalışıyoruz. I am trying to understand the reason behind that. Yoksa kadının gitmesi mesele değil. Shia have been supporting the Iranian regime. They have very good relationship with Iran. Evet, İran'la çok iyi şeyleri var ve destekliyorlar bu hükümeti. Şia. Ha, o zaman İran'la bağlantılı. It connected to Iran then. Yeah, we can talk to Iran that they have a very good relationship with Bangladesh government. Why they are not asking Bangladesh government for the democracy to return? Evet, İran'la konuşabilirsiniz çünkü İran'ın hakikaten hükümetle çok yakın ilişkileri ve bağlantıları var. Kadın Şii mi Sünni mi? Is the Prime Minister Shia or Sunni? Yes, she is Sunni. She is Sunni. Sünniymiş. Hayır, onun görevden alınması bir şey değil, alınabilir de. Ama bu sistem yine devam eder gibi geliyor bana. If she leaves, he says, I think the system will still continue. If she leaves, the leadership of duty. Then. Yeah, if she leaves the power, I think that Awami League, the other leaders of Awami League, they will somehow agree for election, at least give some space to the opposition. So there is a possibility of changing the system. There is a possibility. Bence görevden alınırsa bir ihtimal var. Çünkü diğer geride kalanlar, liderler muhalefete bir şans tanıyabilirler, bir fırsat verebilirler o zaman. Bir ihtimal. Muhalefet Sünni, Hanefi görüşte mi? How is the opposition? Sünni, Hanefi? Yes, Sünni, Hanefi, yes, right. Evet. Peki böyle bir aşırı görünüm yok değil mi? Yani makul bir Sünni, Türkiye'deki gibi mi yoksa daha radikal bir görünüm var mı? Is it a Sunni like in Turkey or more radical, more extremist? No, like Turkey. Türkiye'deki gibi, evet. Yes. Hmm.
But unfortunately, what happened is that the ruling regime tell to the international community that apart from our regime and our party, which is Awami League, all the people in Bangladesh with BNP and the Jamaat Islami, with the opposition, they are radical. So they tell USA, European Union, India, and the other countries, look, we are the only liberal people, secular people, but other opposition parties, Jamaat Islami, BNP, they are radical and fundamentalist. Bu hükümet ve uluslararası topluma hep şu bir mesajı veriyor. Muhalefet hep radikal. Bunlar aşırı. Burada liberal olan, laik olan sadece biz varız. Işte. Hep bu mesajı. Ama eğer çok makul bir hükümet programı hazırlanırsa, eğer bunu bize verirseniz muhalefetin, yani böyle herkesi kucaklayan, ılımlı, Avrupa'yla iç içe, sanata, müziğe, efendim estetiğe, kaliteye önem vereceğine açık çek veren, kadın hürriyetine açık destek verecek, yani mesela dekolte hanımların da yaşayabileceği gibi, eğer böyle bir garanti verirseniz oradaki iktidarın değişmesi için girişim bizim için çok kolay olur. Yani çok daha bize elimizi güçlendirmiş olursunuz. If you can guarantee us to change the government, that to guarantee the opposition and everybody that there will be freedom of women, for example, the deep cut dresses, revealing ladies, modern ladies will be very free. There is freedom of thought, freedom of everything. If you can guarantee that in intriguing that you will intrigue with the good relations with the Europe in science and arts and aesthetics and all the issues, then of course we can help you to change the government. Hristiyanların da rahat yaşayabileceği gibi böyle çok ılımlı bir hükümet modeli çıkarırsanız rahatça bastırabiliriz. If you can prepare a model, a moderate model, and then we, of course we can, with the Christians also will be very free and with freedom, then okay. We can help you. I can tell you for sure that the opposition composed of BNP, Jamaat Islami and other parties, we completely believe in democracy. We believe in freedom of association. We believe in freedom of religion. We believe in freedom of thought. We believe progression and modernization of the society and the economic development. And we also believe that Awami League has all the right to do politics. Hindus, Christians, they have all the right to perform their religious duties. There will not be any compulsion against any of them. There will not be any injustice against any one of them. And European Union and America can have confidence on us that we will respect to democracy, freedom of thought, freedom of association, freedom of belief. Ben size garanti ederim, yani bütün muhalefet ve cemaat-i İslami mutlaka biz demokrasiye inanıyoruz. Tamamen laikliğe, düşünce özgürlüğüne, her dinin gerektiği gibi temsil edilmesine, özgürce yaşamalarına, düşünce özgürlüğüne Batı da, Amerika da bundan emin olabilirler. Bunu resmi evrak olarak bize iletirseniz çok rahat bastırabiliriz. If you can prepare this as an official document and pass this to us, then we will put a lot of pressure. Yes, I will forward you a human rights document prepared by Jamaat Islami. Jamaat has a human rights manifesto, so I'll give it to you. Bizde böyle bir manifesto var, insan hakları ile ilgili Jamaat Islami'nin. Ben onu size ileteceğim. Evet, olabilir. Onu biraz daha genişletip güçlendirirsek daha da iyi olur. We can enlarge this and put a lot more power in that. It will be better actually in Thank that you way. Much. Ama ben o kadınla ilgili olduğunu zannetmiyorum. Bir kadının gitmesi o kadar zor bir şey değil. I don't think it, I think it is just related to one person, one woman. If she goes, it will not stop. Daha organize bir güç vardır. That there should be more organized power behind that. Yes, this is true. She has got some support, or her group has got support. As I clearly mentioned, that India is supporting that group. I mean that Awami League party which is in power. Hasina is the head of the party and now she is the prime minister illegally occupying the power. That India is behind that party, supporting that party, yes. Not only India, some Western countries believe that ruling regime actually supports or working for the secularism. So
Yes. Evet, evet doğru. Bunun arkasında yani başbakanın ve partisini destekleyen mesela Hindistan var. Bazı batı ülkeleri de var bu şekilde destek veriyorlar organize. Laiklik adına destek veriyorlar onlar. Laikliği koruyup onların koruyacağını düşündüğü için onlara destek veriyorlar. Evet yani siz daha hakim, daha kararlı bir hükümet programı göstertirseniz kadını almak zor bir şey değil ya olur da. If you can show a more powerful, more convincing government program, it will be easy to take away this prime minister. Çok modern böyle Avrupa'yı program hazırlayın. Prepare a very modern European style plan. Müslümanlar da çok rahat etsin, laik kadınlar da çok rahat etsin. So all the Muslims will be very comfortable, free, and also the ladies will be free, also women. Yani herkesin yaşayacağı gibi bir şey olursa, o zaman hükümeti almak o kadar zor olmaz. So like a program, everybody will believe in freedom, comfortable, that it will not be difficult to take to overthrow the government. Yani bu. What I believe is that yes, thank you very much for your suggestion. Yes, we Jamaat Islami and the BNP and the other opposition parties completely believe on the freedom of women, and the freedom of religion, freedom of thought, freedom of politics and the association. Completely believe in that. But what happened, and we mean it. Not we are saying it, we mean it. But the problem is, some Western countries, and especially India, they think that Awami League, the ruling regime, is their secular flag bearer. So they're supporting them. Evet, ben de size katılıyorum. Hakikaten özgürlük olması lazım. Biz de buna inanıyoruz. Kesinlikle katılıyoruz. Fakat Hindistan ve diğer batılı ülkeler laikliğin sadece hükümet tarafından temsil edildiği, özgürlüğü ondan temsil ettiğine inanıyorlar. Siz böyle ultra modern bir program hazırlayın. Hükümetin indirilmesi kolaydır. If you prepare an ultra modern program, official program, it will be very easy to overtake the government down. One thing I can mention to you is that India is very blind, practically, though they do not admit that, very blind in supporting the ruling regime. They have some support, I mean that they have got some sort of interest in Bangladesh. They want to see controlled government in Bangladesh. They have some geopolitical interest in Bangladesh. So that's why they want to see a controlled government. That is the India who is making the main obstacle. Evet, hükümeti destekleyenler özellikle Hindistan başta olmak üzere çok kontrollü bir hükümet olmasını istiyorlar orada. Kontrol edebilecekleri bir hükümet. Onda bir sorun çıkmaz. That's not going to be a problem. Yani bütün mesele çok demokrat, laikliği savunan, kadın haklarını alabildiğine destek veren, sanatı, estetiği savunan bir hükümet olsun. O hükümetin alınması an meselesi olur. Bu konuda güvenebilirsiniz dersin. You can trust if the government will be a very modern government, democratic, and defends the freedom of women, arts and aesthetics, it will be momentarily an easy issue to take the government down. Mursi'ye daha önce biz bunu söyledik. Laikliği savun, kadınları ön plana çıkar, müzik olsun, gençlerin kalitesini ön plana çıkardı, sözümüzü dinlemedi. Yaşlı insanlar ortaya çıkarttı, böyle 50-60 yaşında sakallı adamlar ortaya çıkarttı. Kapalı kadın ortaya çıkarttı, müzik olmadı, sanat olmadı ve ordu darbe yaptı ve Müslümanlar mahvoldu, sözümüzü dinlemedi. We told the same actually to the Mursi before and he didn't listen. We talked about the freedom of women, arts, aesthetics, and freedom of the people of the book, Christians and Jews, everything. But he didn't listen, and after that, the coup happened. We asked him to bring front the young people, the women, but he always brought the elderly people, with the only woman with hijab, so people get afraid. Olay burada kilitleniyor. Siz eğer bunu hallederseniz, ondan gerisi kolay. If you can solve this, everything will be easy. But this is the only locked dead end. Öbür türlü bu karmaşayı durdurmak mümkün değil. Otherwise it's impossible to stop this problem. Bir düşünün. What happened? The media in Bangladesh and some hostile media outside of the Bangladesh.
they are portraying a very bad image of Jamaat in the opposition. And some of the control media are supporting the ruling undemocratic regime inside the country and outside of the country. Especially Indian media is supporting the ruling regime. Bir diğer problem de Bangladeş'in medyasının büyük çoğunluğu hükümeti hem destekliyor hem de Cemaat-i İslami'yi çok kötü bir şekilde de tanıtıyor. Bakın bundan hiçbir sorun olmaz dedim yaparsanız. If you will do what I say, none of this will be a problem. Bak söz veriyorum. I promise you. Thank you. I will forward you the Jamaat Human Rights Manifesto. You can have a look and you can personally get some information as well that how progressive, how modern, how practical and pragmatic Jamaat Islami is. Evet, ben size bu manifestoyu, insan hakları ile ilgili manifestoyu ileteceğim. Siz de bizim ne kadar ilerlemeci, ne kadar demokrat, ne kadar özgürlükçü olduğumuzu oradan görürsünüz. Ben Londra'da yaşadığınız için işin olayın doğru yönünü söylemiyorum. Aslında olayın arkasında İngiliz derin devleti var. Ama sizi bu işin içine sokmak istemiyorum. Since you live in London, I don't want to tell you the truth, but behind all of this is British deep state. Yani olayın organize edeni o. The organizer is this. The British deep state. Kadınla alakası yok. It doesn't have to be, it's not related to the woman, the prime minister. O ne diyorsa onu yapıyor. She only listens what they say. Follows what they say. Yeğeni de biliyorsunuz İngiliz parlamentosunda. Her cousin is also in the British parliament. Yes, her cousin is. Evet. Her niece. Evet, I mean, biliyorum. Her sister's daughter. Kız kardeşinin. Evet, doğrudan İngiliz derin devletinin kontrolünde sistemde. The system is controlled by directly by the British. Ama siz o işe girmeyin. But you shouldn't get involved with that since you live in London. Çünkü çirkef adamlar, siz orada kendinizi tek başına korumanız zorunlu. They're cruel people. It would be hard for you to protect yourself by yourself in there. Peki, çok memnun oldum geldiğiniz için. I am very happy you coming here. Allah güç kuvvet versin, imkanınızı artırsın ama iyi şeyler olacak, güzel şeyler olacak. 2-3 yıla kadar her şey değişecek. May Allah give you power, increase your possibility, but everything will change inşallah. 2-3 years things will change. Gönlün rahat olsun. Be very comfortable. İnşallah. Peki yayını kapatabiliriz. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Kur'an bilime yol gösterir. Astronomi, matematik, biyoloji, fizik, paleontoloji, tıp, kimya, jeoloji. Her bir bilim dalının hayat